sen. Ayşe? Ben sorayım. Ayşe'cim, acaba nedir bu melül halin hikmeti sebebi canım? Hı? Hı? Şimdi sen böyle dalgın duruyorsun ya, onu soruyor Fahriye. Edebiyat öğrencisi olduğu için böyle biraz süsledi. Açık konuşayım ben. Diyorum ki böyle hafif şokta gibisin. Hani bönük bönük bakmaktasın da. Acaba niye aklın yörünge dışında gibi? Ne oluyor? Yok bir şey. Az önce Safiye yengemi gördüm de. Anlaşıldı. Niye gelmiş? Bilmiyorum ki, Ömer'le konuşuyorlardı. Sordum ona, bir şey söylemedi. Apar topar iş görüşmesine gitti, fırladı gitti. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bu yengen buraya kadar gelip niye seninle konuşmuyor? Yani neden sana anlatılmıyor hiçbir şey? Bana bak, gizli kapaklı bir şeyler mi çeviriyor yine? Ne oluyor? Yok, sanmıyorum. Gizli kapaklı bir şey yok. Biz açtık onları, hallettik yani. İyi o zaman. Yengeni arasana, sor. Tabii ya, ara. Ara. Efendim Ayşem. Yengeciğim merhaba, ben seni bugün okulda gördüm, beni görmeden gittin, merak ettim. Ha, sen beni gördün demek. Ben oradan geçerken öyle bir uğradım. Yani daha doğrusu Ömer'le konuşacaktım, konuştum. Ömer de gitti apar topar, mesele nedir? Hani bu biz köfteci restoranı açılmak üzere ya. İşte bu restorana gelsin, birkaç fotoğraf çeksin. Hani böyle bir dergide falan belki kullanırız diye düşündüm, öyle konuştuk. Fotoğraf çeksin diye, reklam için. Tamam, anlıyorum. İyi günler. Tamam kızım, hadi. Hadi iyi günler. Anne. Ömer. Yavrum, canım benim. Şimdi içimden geçiyordun. Çok özlemişim seni. Yoksa sen de mi beni özledin? Senden bir ricam olacak anne. Artık o aileyi rahat bırak. Ne? Ayşem'in yengesiyle neler yaptığınızı biliyorum. Tamam, kabul. Benim iyiliğimi düşünüyorsun ama artık yapma. Tamam mı? Peki o savunduğun kadının ne yaptığını biliyor musun? Her şeyi biliyorum. Madem biliyorsun, öyleyse geniş bir ev tutsunlar, seni rahat ettirsinler diye verdiğin parayı kendi özel işlerine harcadıklarını da biliyorsundur. Hayır anne, o parayı ben aldım. Sen mi? Yok canım. Yani sen babanın 5 kuruşunu almazsın, gurur yaparsın diye ben onlara o parayı... Bir dakika. Madem parayı aldın, niye hala bir yer tutmadın? Niye hala sürünüyorsunuz? Çünkü aradığımız evi bulamadık. Bulunca tutacağız. Ayrıca o gurur meselesine gelince de ben en kısa zamanda o parayı size ödeyeceğim. Ömer, gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun o kız için, farkında mısın? O parayı almadığını çok iyi biliyorum ben senin. Tartışmak istemiyorum anne. Eğer benim bir parça iyiliğimi istiyorsan Ayşem'i kabullen, yeter. Başka bir şey istemiyorum. O kız senin gözünü boyayıp bizden koparıp aldı. Seni yalan söylemeye mecbur edip bambaşka bir insan haline getiriyor. Anne! Hiçbir şey bilmiyorsun. Baban o parayı kimlere kaptırdı mı öğrenince ne olacak zannediyorsun? O açacakları köfteci dükkanları başlarına yıkar. Ben bile mani olamam. Anne sakın. Babama bir şey söyleme. Bana söz ver. Bak, eğer babama bir şey söylersen
Seninle bir daha asla görüşmem. Asla. Ömer. Ömer. Kızım niye böyle erken gidiyorsun ya? Takılsaydık biraz daha. Yok Nezih. Yani hala kendimi toparlayabilmiş değilim. Hemen eve gideyim, başım çatlıyor. Bana bak, o herif yine seni arayacak olursa haber vereceksin, tamam mı? Bak haber vermemezlik etmeyeceksin. Tamam Nezih'im, anladım. Nezih? O arıyor. Nasıl ya? Ulan iti an çomağı hazırla, hala mı dersini alamadı bu? Versene telefonu. Yok tamam, tamam sakin ol, saçmalama. Yani bir kere açarsam sürekli arar. Bence en iyisi açmamak. Hayır, hangi yüzü arıyor beni, anlamıyorum ki bu çocuk. Motorlu sapık. Bana bak, bir daha ararsa savcılığa gidip suç duyurusunda bulacağız, tamam mı? Seda, dinliyor musun beni? Nezih, Semih değil mi o? Semih? Semih? Abim? Ne işin var senin burada, ha? Nasıl geldin sen? Servisle. Aferin sana. Nasıl iyi yapmışsın. Oy, ben seni nasıl özlemişim ya. Baksanıza, bu ne ya, aile saadeti gibi. Bana bak. O ufaklık onun oğlu olmasın. Yok canım. Ay, sahiden oğlu mu acaba? Ay, Ayşe, söylesene kim bu çocuk? Ay, ben de bilmiyorum ki kim. Tamam, o zaman gidelim yanlarını öğrenelim. Kaybedecek vaktim yok benim. Kızım dur. Allah Allah. Kendine mukayyet ol. Edepli ol biraz ya. Böyle şangır şungur gidilmez insanların yanına. Semih'ciğim, ben şimdi gitmek zorundayım. Ama seni gördüğüme çok mutlu oldum. Yine görüşürüz, tamam mı bir tane? Oh, haydi görüşürüz bebeğim. Ben kaçıyorum Nezih. Seda. Bana bak, akşam arayacağım seni, hep darlayacağım, tamam mı? Bana dön. Aç telefonları. Tamam Nezih, tamam hadi. Merak etme. Oğlum niye geldin lan sen? Ha? Kötü bir şey mi oldu abiciğim? Ha? Merak ettirme beni ya. Ben babamla kalmak istemiyorum abi. Bir de oraya dönmeyeceğim. Tamam kalma, tamam kalma. Niye gittin ki zaten, tamam? Anneyle mi kavga ettiniz? Annem balayında. Vay, Nezih birader. Kim bu yakışıklı ya? Ya bu benim ufaklık. Öyle sürpriz yapmış gelmiş abi. Yapma be. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah değil. Aynen. Aynen falan değil ya. Adı ne senin? Semih. Semih, memnun oldum Semih. Haluk ben. Fena. Hadi geç bakalım. Hadi gel. Senin ne işin var burada? Burada tanışmıştık zaten. Çabuk unuttun anlaşılan. Ara sıra geliyorum işte böyle. Bak. Nasıl? Seninle son görüşmemizden kalan hatıralar bunlar. Arkadaşlarına yaptırdığın hatıra izler. Bunları göstermek için mi geldin buraya kadar? Evet. Ha. Bir de bu var. Ne bu? İzle. Anlarsın ne oldu. Görüşmesi ne oldu acaba? Yok arkadaş, bunların bizi çağıracağı yok. En iyisi biz gidelim, evet. Şimdi Ayşe, bak görüyorsun değil mi? Koyun can derdinde, kasap et. Hı? Ne? Yok bir şey, yok. Bir şey söyleyeceğim.
Eve giderken markete uğrayacağız, onu unutmayın tamam mı? Unutturmayın bak. Ha, tamam. Tamam. Marketten önce de şu masaya bir uğrayalım. Tamam mı? Babamla kalmayacaksan nerede kalacaksın sen abi? Seninle. Hani ev tutmuştun? Yok oğlum öyle bir şey. Hayda ben... Yani annemle aynı evde kalmayayım diye öyle söyledim ya. Ben sağda solda kalıyorum oğlum, sürünüyorum ben. Sen aynen babanın evine geri dön Semih. Benim bir gururum var. İcabında seninle sürünür ama eve dönmem. Şimdi bu arkadaş niye anasında kalamıyor? Ben onu kaçırdım galiba nezik birader. Valide tatlıya çıkmış abi. Öncesinde cici babanın evine taşındı. Eşyalar da ambalajlı. Biliyorsun abi bizim valide evlendi ya. Şimdi tam hani orayı karıştırma. Orası tam cinnet mahallesi yani. Boş ver. Ben bile konuşmuyorum artık. Düşünmüyorum orayı. Aynen. Delikanlı adama da ters yani. Ya bu arkadaş 21,5 yaşında da böyle küçümen mi, ufak mı gösteriyor, genç mi gösteriyor? Ben onu da anlayamadım. Nezik birader bu ne ya? Hayat bize erken büyüttü abi. Erken palazlandık yeri. Oğlum edebinle konuş lan, büyüklerine adam gibi konuş. Ne habersiniz dostum? Hoş geldiniz hanımlar. Ya ben sizi orada demince böyle otururken gördüm ama ders çalışıyorsunuzdur falan diye çok fazla dokanmayayım dedim. Oturunsanız hadi. Yok sağ ol Haruk abi, biz eve gideceğiz. Rica ederim. Nezih kardeş, kim bu kardeş? Oğlum dediğini ben duydum sanki biraz önce. Kardeş. Nasıl kardeş? Nasıl kardeş ya? Bildiğin düz, normal, karındaş yani. Aa öyle mi? Ay ne tatlı şey. Senin adın ne? Semih, senin adın ne? Reyhan, memnun oldum. Aynen, senin tarz hep böyle mi ya? Nasıl yani? Elbise güzel, feci yakışmış. Çok mersi. Ne tatlı şeysin sen. Bu yapacak mı ya? Ya vallahi Atacan küçük kardeş zevk sahibiymiş ya. Bir dakika, yanlış anlaşılmasın. Elbise derken kötü gözle bakmıyorum. Sadece imaja bakıyorum. Delikanlı adam yanlış yapmaz. Ya bu büyümüş de küçülmüş mü Haluk abi? Ne olmuş buna ya? Aynen dedim. Bu da aynen tutturdu. Ben de ona dedim. Aynen bunu dedi dedim. Hem Semih birader. Bak işte neyim bak. Mahkemede görüşürüz. Ömer. Ömer. Gelmemiş ki. Arasana. Yok ben bu sefer aramayacağım sen ara deyince. Çünkü şey yok, güvenmeyen insanlar gibi olmak istemiyorum. Günde 4-5 kere aramak. Tamam Ayşem sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap ya. Yani. Mutfağa gidelim o zaman şunları. İyi. Sen yemekleri yap. Şimdi. Yok. Yok.
Bak, bırak. Bu tür durumlarda adil bir çözüm bulmak gerekiyor ki şu an aklıma o adil çözüm hemen geliverdi. Şimdi ben çocukluğumda pek beceremiyordum bunu ama deneyeceğim. Uzun versiyon mu, kısa versiyon mu? Uzun. Kısa. Tamam, başlıyorum. O piti piti karamela sepeti, terazi, lastik, jimnas. Tik. Ya, tik. Ya saçmalamasana kızım. Sana seçmeye hakkı veriyorum ben burada bir kere ya. Allah Allah. Sayacağım şimdi, seç. sofrayı kurmak mı, kaldırmak mı? Çamaşır mı, ütü mü? Salata mı, yemek mi? Seç birini. Ütü. Tamam. Tamam tamam, korkma, ben yapıyorum. Yemeği ben yapıyorum, fasulye yapıyorum, yapıyorum. Çok sağ ol, teşekkürler. Hadi marş marş, herkes görevinin başına. Selam. Ömer. Ben merak ettim seni. Ne yaptın, babamların dükkanına mı gittin yoksa? Yo, niye? Safiye yengem söyledi, fotoğraflarını çekecekmişsin. Öyle miymiş? Bir dakika, konuşmadınız mı siz? Başka bir şey mi konuştunuz yoksa Ömer? Ha evet evet, konuştuk ama ben gidemeyeceğimi söyledim. Niye ki? Ya bugün biraz yoğunum. Şimdi düğüne gideceğim, üstümü değiştireceğim. Daha Seda'ların şirkete gideceğim, makineyi alacağım. Acelem var yani. Ben geç kalmayayım. İş görüşmesi nasıl geçti, onu anlatsaydın bari. Anlatırım sonra. Bu. Gelin. Gel. Ya sen iyi ki evli arabayı geri verdin diye ben bu yedek anahtarı çıkarıp vermedim ha. Biriktirme huyu var bende, biliyor musun? Haluk abi, ben şu an çok tırsıyorum ya. Ya Reha amca yine böyle çıkıp gelirse? Hani insan böyle korkularını çekermiş ya üstüne. Bakma öyle ya. Ya bildiğin şu an yasa dışı bir iş yapıyorsun Haluk abi. Bu kim bu ya, tanıyor musun? Ne alakası var oğlum ya? Ya şimdi siz yeni bir yer bulana kadar 3-5 gün burada mis gibi geçip gideceksiniz işte. Bütün mevzu o yani. Ya adamın eve ihtiyacı var mı? Yok. Aylarca kirayı peşin ödemiş mi? Ödemiş. Boş mu duracak ev, değil mi? Yazık, günah yani. İsraf. Bir şey olmaz. Hadi. Ya Haluk abi. Ya geç, ne zipreder. Hadi kapının önünde barışmayalım. Hadi geç. Oo, kral gibiymiş ha. Ne biçim parti verilir burada. Başlarımızın sana da partine daha. Ne o ya, dakika bir gol bir? Bana bak, edebinle oturacaksan otur, vallahi gönderirim babanın evine. Git elini ayağını yıka. Allah Allah, Allah Haluk abi, ne yapacağım ben bununla ya? Babam başa çıkamamış abi bununla. Boş ver, bu yaşlarda olur böyle. Hallederiz. Oh. Efendim Seda. Nezih, neredesin? Valla ben şu an nerede olduğumu söylemesem, susma hakkımı kullansam. Bak şaka kaldıracak halim yok. Neredesin diyorum. Nezih, seninle acil konuşmamız gerekiyor. Bak çok önemli hepimiz için. An itibariyle Reha amcanın Ömer'i kıskandırmak için tuttuğu eve giriş yapmış bulunmaktayım. Hava sıcaklığı 22 derece, nem %7 anneciğim. Var mı başka bir şey? Orada bekle. Hemen geliyorum Nezih, tamam mı? Niye? Olmamış mı? Ay olmuş. Olmuş da fazlasıyla olmuş yani. Sen sonuçta düğüne gidiyorsun. Damat değilsin ki Ömer. Şirketten öyle istediler. Böyle pahalı bir düğün organizasyonu ya. O yüzden. Ne zaman geleceksin? Sen beni bekleme. Yani belli olmaz. Yat uyu. Ha, gecikeceğim diyorsun. Aa bak, az daha unutuyordum. Hani biz seninle bir iş görüşmesine gitmiştik ya, kızlar vardı. Hı. Beni oradan aradılar. Niye? Niye arıyorlar ki sen? Sen oraya gitmeyeceksin ki. Yani o kız mı aradı seni, ben anlamadım. Sen seyahate, yani gitmeyeceksin ki seyahate. Ha, seyahat yok. Sadece İstanbul işleri için.
İşe alındım. Ha, güzel. Yani kızlarla birlikte çalışacaksın. Güzel. Yarın da çekim yapacağız sabah. Onlarla. Evet, evet. Neyse ben gidiyorum. Geç kaldım. Dur, yani bir yemek ye, bir şey ye. Ne olur biraz. Orada yerim. Orada yerim. Ay, bir dakika. Elini. Heh, elini ver. Ay, takmışız seni. Ay. Ay. Ya ben onu hiç çıkarmıyorum ki. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hoşça kal. Düştüğümüz hallere bak. Zamanla her şey düzelir Nadide Hanım, üzülmeyin. Hay ben nasıl üzülmeyeyim? Gözüm gibi baktığım, gözümden sakındığım oğlum el kızı için neler söyledi bana. Tamamıyla unutmuş bizi, tamamıyla. İzninizle. Nadide. Erkencisin bakıyorum. Seninle konuşmaya geldim. Benim bu geliş gidişlerimden rahatsız olman iyice huylandırmaya başladı artık beni. Ne demek bu şimdi? Geçen hafta durup dururken hesabından 15.000 lira çekmişsin. Ne yaptın o kadar parayı? Sen benim arkamdan nereye ne harcadığımı mı araştırıyorsun? Bir tesadüf oldu, öğrendim diyelim. Neden? Çünkü şeytan ayağına dolandırdı. Ne biçim laf bu şimdi? O parayı nereye harcadın hemen bilmek istiyorum Nadide. Hiç bile, söylemek zorunda değilim. Ben biliyorum. Oğluna verdin değil mi? Oğluma verseydim de kabul eder miydi sanıyorsun? Doğruyu söyle Nadide. Yine kıyamadın oğluna değil mi? Benim planlarımı boşa çıkardın. Hayır dedim. Hayır. Peki nereye harcadın o kadar parayı? Söyle söyle. Dinliyorum. Dükkanın büyük sahibinin var ya, dibi düştü Safiye. Adam diyor ki ya sizin nereden aklınıza geldi burayı köfteci dükkanı yapmak? Ama işte ticari zeka başka bir şey. İlyas ben en iyisi gideyim şöyle koca bir nazarlık alayım. Dükkanın kapısının üstüne asarız. Allah muhafaza nazar falan değer. Vallahi insan çalışınca bir başka acıkıyor ha. Ha abi. Diyorum ki yarın da şu sizin üst katta kalacağınız yeri halledelim. He? Bir arada mobilyacılara bakarız. Olur olur, hepsi olur Süreyya ya. Biz Halil'le bir otelde oda ayarladık kendimize. Birkaç günde orada kalacağız. Ama abi otel motel ben onu demek istemedim ki ya. Vallahi kalbimi kırıyorsun abi. Ne oteli ya, burada kalıyoruz işte hep beraber. Yok be oğlum, Allah Allah, kalbinin kırılacağı bir şey yok, abartma sen de. Bak Furkan'ın eli kulağında gelmek üzere. E kadıncağız da güzel evini odasını hazırlasın oğlunun rahat rahat ya. Çok kaldık biz, tamam burada. Ev ev üstüne olmaz, tamam. Siz bizi düşünmeyin. Ama abi ya oldu mu böyle şimdi? Oldu oldu, Allah Allah. Sorun yok diyorum sana ya, Allah Allah. Eline sağlık. Çok güzel olmuş yemekler Safiye. Afiyet olsun abi. Misafirlik de bir yere kadar. Vallahi sen bilirsin Nail abi. Madem öyle düşündün. İlyas'cığım sen de ısrar etme. Nail abi her şeyin en iyisini bilir değil mi? Paramı istediğim gibi harcarım. Hesap soramazsın. Sorarım efendim. Soramazsın. Ama yine de işi uzatmamak için söyleyeyim. Çanta aldım. Oldu mu? Pes. Pes diyorum yani. Hemen görmek istiyorum o altın kaplama çantayı. Kayboldu. Çalındı. Nadide çıldırtma beni Nadide. Ben bağrıma taş basıp gece gündüz planlar yapıyorum. Ömer'in aklı başına gelsin, burnu sürtülsün diye sen her defasında benim planlarımı boşa çıkarıyorsun. Bak böyle davranırsan bu çocuğu sonsuza kadar kaybedeceksin. Oğlanı senin yüzünden kaybedeceğiz. Bu acayip eğitim anlayışı yüzünden kaybedeceğiz. Açlıkla mı terbiye edeceksin oğlumu ha? Açlıkla mı? Yeter artık yeter, bir huzurum kalmadı şu evde. Her zaman bir umutla geliyorum ama yine aynı şey. Bak Nadide,
O parayı nereye harcadığını söyleyinceye kadar gelmeyeceğim bu eve ve çıkıp gidiyorum. Ya ne yaptın? Yürü. Oyun oynamaya mı geldin sen buraya? Hemen dersinin başına hadi. Ben bakarım. Seda'dır abi. Ya hala şu evde olduğuna inanamıyorum Nezih. Ne işin var senin burada? Abi sakin ol, bir dur ya kızım. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. 15 dakikalığına Nezih Yeşildere olsa ne çektiğimi anlarsın abi. Ne oluyoruz böyle? Bu ne panik ya? Ben anlamadım ki. Ya hoş geldin bacım. Hoş bulduk Haluk abi. Sen de mi buradasın ya? He. Ya İzmit'e git gel yapmayayım dedim. Sınav haftası ya. Kalıvereyim dedim. Yorucu olmasın diye. Gideyim mi? Yok. Kolay gelsin küçük bey. Oy. Bu ne ya? Böyle görevimiz tehlike filmi gibi. Nezih, makara yapma. Şunu izle. Ya özel bir şeyse ben içeride şey yapayım. Yok be Haluk abi, gel. Yakında kamuya mal olacak bir olay ne de olsa. Atlat gözüne vur. Topla kitabını, defterini geç yere hadi. Abi ya tam aksiyon olayı. Yapacağım ben şimdi sana aksiyon. Hadi Semih, hadi. Hadi Semih'ciğim. Hadi tatlım, geç. Taner yapma. Taner. Ne güzel. Yaşıyor mu bu oğlan? Yaşıyor Haluk abi. Bizi de mahkemeye verecekmiş. Versin. Vermeyen biz haklıyız abi. Arkadaşımızı kurtardık. Ama burada öyle görünmüyor işte Nezih'ciğim. Yani sonuçta bu çocuk benim elimi kolumu bağlayıp götürmedi oraya. Her şey güvenlik kamerasında da var. Yani siz burada çocuğun evine izinsiz girip darp etmiş gibi görünüyorsunuz. Ha ne tecavüz? Güzel. Darp ya da tehdit var mı? Tehdit yok, tekmeleme var. Ha güzel o zaman. O zaman tamam, sıkıntı yok. 6 ay ile 3 yıl arası katıksız hapis, bir de memuriyetten men. Ne? Nesi ya? Ya boş boş bakmayın, boş boş durmayın ya. Bence hemen bir avukat tutun kendinize. Hemen bir avukat tutun kardeşim. Nereden çıktı bu adam ya? O da aynı soruyu bize soracak eminim Nezih. Ne yapacağız? Ne unuttu gene bu adam burada? Şşş, saklanalım. Hayır. Ay yok artık. Saklanalım. Al çantanı. Hadi bacım. Çantanı al. Ya Nezih. Hadi. Of be. Mis gibi evim var işte. Ne cefa çekeceğim? Otur, keyfine bak. Hoppa. Ya sizin aklınıza uyup şunları yaptığıma inanamıyorum. Ya bütün gece gitmezse ne yapacağız acaba? Yavaş bacım, yavaş. Gider elbet, ne olacak? Sen bir şeyini unutmuştuk dememiş miydin bana ya? Ya dedim de. Şu an hiçbir şey unutmuş gibi değil. Bildiğin televizyonu açtı adam ya. Ya çişim geldi benim. Aha. O başlatma çişinden ya, delikanlı adamın çişi gelmez, gel lan. Ah be Çimengöz. Evlendik ama ne evimiz var ne de bir arada kalabiliyoruz doğru düzgün. Ayşe, ara versene biraz. Al, bu çay, bu da bisküvit. Teşekkür ederim. Ya ben hiç ders çalışamıyorum ki, ara vereyim. Ömer'i düşünmekten oluyordur be kızım. Evet.
Evet. Gündüzleri okula gidiyor. Bak ben de gidiyorum. Göremiyorum okulda. Geceleri sürekli çalışıyor. Hiç göremiyorum. Ya olacak böyle canım. Katlanacaksınız az biraz. Ne var yani? Hem evi de sorun etmeyin. Bakın ne güzel bizde kalıyorsunuz be kızım. Yok sorun moru. Tabii canım ben zaten sorun etmiyorum ki. De Ömer işte babama karşı sorumlu hissediyor kendini tabii. E Ayşem çocuk delikanlı ya. Delikanlı çocuk. Delikanlı değil mi? Şimdi düğüne gitti ya. Hı. Bir de damat gibi giyinmiş. Sence şu anda beni mi düşünüyordur? Yoksa oradaki kızlara bakıyor mudur? Bak gerçekten söyle. O kızları bence dansa kaldırıyor olabilir ya. Ya kızım şaka yapıyorum. Niye ciddiye alıyorsun sen hemen ya? Allah Allah. Dans hocalığına mı gitti çocuk oraya Ayşem? Çocuk yani çalışıp para kazanmaktan kafasını kaşıyamıyordur. Lütfen ya. Viyan ciddiye aldım ben de. Ben şimdi burada olsa ben kaşırım onun kafasını. Değil mi? Burada olsa. Ah. Geçer geçer. Ben bakıyorum kapıya. Rehadır. Kuyruğunu kıstırıp geldi tabii. Ayşekerim, dünyanın öteki ucundan gelmek, havaalanından buraya gelmekten daha kolay. Bu ne trafik ya? Sürpriz! Eda. Burada mı durayım? Almayacak mısın beni içeri? Ah canım, gel. Canım. Ay çok sevdim. Nasıl özledim hepinizi. Sevgi, hep abim açar böyle kala kalır diyordum ama sen açtın kapıyı. Neredeler Ömer? Neredeler? İkisi de yok. Aa, ay şansa bak. İş gezisi falan mı? İş gezisi de değil. Yani iki aydır burada neler neler çekiyorum bir bilsen. Ya Allah gönderdi seni. Ya şişmiştim, şişmiştim. Sevgi, şu çantaları misafir odasına çıkar. Ay. Ama şimdi sen çok uzun yoldan geldin. Neyse sonra konuşuruz. Ay yok canım anlat. Benim kafam falan şişmez. Ne oldu? Gel. Ne oldu ki? Şimdi gümrükler dediğimizde bu sadece işte sınır kapılarında alışverişin olduğu bir alan gibi biliniyor. Aslında çok farklı bir alan. Biraz onu da izleyicilerimize anlatalım. Yani neden bu kadar sıcağı sıcağına hissediyoruz biz ihracatı, ithalatı, denizlerde, havaalanlarında sistemi işliyor mu? Nizi. Bak ben çok daraldım. Bunaldım bak nefes alamıyorum. Çıkalım artık şuradan ne olacaksa olsun. Ya herkes bir darlandı, bir bunaldı. Acaba teslim mi olsak? Nezih yoldaş. Hayır abi, teslim olmak yok. Gidecek. Yani gitmeli. Ya evi var, barkı var abi. Burada kalacak değil ya adam ya. Abi, çok sıkıştı. Tutamayacağım daha fazla. Dayan, dayan. Sık dişin, ay çişin. Allah aşkına Nadide. Vallahi geldiğime pişman olacağım bak. Ne ağlatabilir seni bu kadar çok ya? Bak ben de ağlayacağım şimdi meraktan. Ay ne bileyim. Seni görünce sinirlerim boşandı. Allah Allah. Bana bak aklıma kötü bir şey getirmeyeyim diyorum ama. Ömer'e mi bir şey oldu yoksa? Ömer evlendi Eda. Ne demek ev? Ne? Nasıl evlendi? Bayağı bildiğin gibi böyle nikahlı düğünle evlendi. Ne diyorsun Nadide? Ne demek evlendi? Ne zaman, kim, nasıl evlendi? Benim niye haberim yok bundan? Kimseye haber vermedik. Yani ha bugün ha yarın döner yuvasına, anasına, babasına diye ama nerede? Daha hala evli. Kimle? Para göz, avam, basit, zavallı bir adamın kızıyla. Ha bütün sülale çöktüler çocuğun başına. Ha beni de dolandırdılar, paramı çarptılar. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani nedir bu anlattığın? Tuzak mı kurdular çocuğa? Nasıl kandı bu çocuk? O abim her şeye karışmasını bilir. Çok uyanıktır hani. Nasıl mani olamazsınız? Mani olamadık. Reha da ben de çok uğraştık ama mani olamadık.
Kız bir şirret. Bana telefonda neler söyledi bir bilsen. Hay büyülemiş çocuğu. Ya ne diyorsun? Ya bir dakika. Ya bir dakika nasıl olabilir böyle bir şey? Yok. Yok. Ya. Allah'ım. Bir dakika be. Ben bunu hissettim biliyor musun? Ben bunu hissettim Nadide. Vallahi bir gün oturuyordum. İçime öyle bir sıkıntı geldi ki. Dedim ben duramayacağım burada. Gittim bavulumu topladım. Tası tarağı. Yeter dedim. Kalktım geldim. Yapma dur. Yapma ne olur yapma. Yapacağız bir şeyler bak. Olan olmuş. Ama kurtaracağız çocuğu bir şekilde. Bana bak. Benim buraya gelişim boşuna değil. Bir şekilde halledeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Tamam mı? Abi. Öleceğim sıkışmaktan. Dur yap oğlum oraya. Yap abicim ne varsa bırak oraya. Yuh. Saçmalama nesi daha neler. Yuh be. Delikanlı gibi ölürüm daha iyi. Ya yok bari. Bari sessizce iki dakika git gel tuvalete ne yapalım? Olmaz Haluk abi ses çıkar. Yok yok. Ben sessizce hallederim. Hadi canavar. Gel ben. Ya tamam oğlum sessiz dedim ya. Şimdi bırak çantayı. Şimdi bak dışarı çıkıyoruz. Çıkarmak yok. Tamam mı? Tamamdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha. Gel ben. Düşürdüğün durumlara bak. Başka derdim yokmuş gibi. Şimdi bana bak. Sifona sakın dokunma. Kapıyı kapatacağım tamam mı? Tamam. Sifonu çekme. Hadi aslan. Alo? Nadide? Sonunda hatırladın mı 15 bin lirayı nereye verdiğini? Abi benim Eda. Eda? Neredesin sen? Bizim evde misin? Ne işin var senin orada? Size sürpriz yapayım diye geldim ama sizin sürprizlerin yanında benimki fısladı. Evet evet anlattı Nadide bütün olanları. Hadi gel de şu Ömer'i bir konuşalım. Abi inadı bırak da evine dön. Tamam en azından beni görmeye gel. Allah Allah. Biliyorsun sürprizleri hiç sevmem. İnsanın planlarını bozar. Abi lütfen. Gelir gelmez inatlaşmayalım. Hem bak bu sefer kendim için değil, Ömer için bir şey istiyorum senden. Geliyor musun? Tamam tamam geliyorum. Yalnız söyle o Nadide'ye sakın kendisi için geldim falan zannetmesin. Sırf senin hatırın için geliyorum ha. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor bak telefonda konuşuyor. Vallahi gidiyor. Nereden çıktı geldi böyle bir anda? İnsan bir haber verir ya. Aynı Ömer gibi ha. Aynı Ömer gibi. Aynı kendi kafasına buyduk. Ne işin var burada be adam? Ne arıyorsun burada? Şimdi bunu nasıl izah edeceğim bilmiyorum tabii ama... beni evine yerleşmiş, sığınmış bir gariban olarak tahayyül edip... Ne münasebet? Hemen polisi arıyorum. Ben kesin nezaretteyim. Ben bugün kesin nezaretteyim abi. Yok polise. Bence polisi hiç karıştırmayalım bey amca. Ne olur gözünü seveyim bak. Onu yalnız bırakamayız. Hadi bize çıkalım yürü. Sen dur. En azından sen kendini kurtar abi. Ben çıkarım. Sen haneye tecavüz ne kadardan başlıyor biliyor musun? 6 ay ama darp yok. Ne demek darp yok? Bir de tehdit mi ediyorsun? Yok yani onu şey... Ya Allah. Reha amca. Onun bir suçu yok. Nesin oğlum sen ne yapıyorsun? Delirdiniz mi siz ya? Reha amcacığım. Sakin ol. Biz sana her şeyi açıklayabiliriz. Seda kızım. Kızım sen de mi buradasın? Sen de mi bu adamlara uydun ya? Kızım sen hanım bir kızsın. Bunlarla hapislerde mi sürmek istiyorsun? Yok Reha amca hayır.
Sakin ol Reha amca, bak şey... Reha amca, polisi ispiyon delikanlılığı bozar, yavaş. Demek oğlum sen de mi buradasın? Bu ne ya? Bremen mızıkacıları gibi. Daha kaç kişi var içeride? Erken kalkacağım zaten. Kaçta kalkacaksın? Ben kurarım saati. Ben hallettim, hallettim. Ben sana kahvaltı da hazırlarım sabah. Bütün bunların nedeni buydu ha. Kardeşin de dışarıda kaldınız. Oğlum böyle bir durumda tabii ki gelip burada kalacaksınız ya. Biz düşman değiliz ki. Allah Allah. Hiç gerek yok. Niye gizleniyorsunuz ki ya? Ne gerek var? Ne bileyim Reha amca. Ben şimdi hep böyle hani Ömer'le sizin aranızda kalıyorum ya. Bir de böyle en son ofise gelip anahtarları sana verince... Onu biraz da ben şey ettim yani. Bende yedek anahtarı vardı, onunla buraya şey ettik. Yani onu suça teşvik eden biraz da benim Reha amca. Yani Reha amcam, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de böyle hani tükürdüğümü yalamak istemedim. Hani saklanayım dedim ama daha beter rezil oldum herhalde. Yok be oğlum, rezil olmak falan yok. Bizim aramızda öyle şeyler olmaz. Biz seninle baba oğlu olmasak da amca yeğen sayılırız değil mi? Ayrıca biz hatasını kabul eden insanı affetmeyi de biliriz. Bravo. Aşk olsun Reha Bey baba. İşte bu. Yaşa. İşte bak, ben Ömer kime benziyor diyorum. Belli oldu da. Ama bu olgunluk başka bir şey. Çok güzel. Neyse. Benim için geç oldu. Nezih, siz burada rahat rahat kalın. Ev senin sayılır oğlum. Olmaz Reha amca. Ben kabul edemem. Ya sen bu ev için sahibine kaç para kira veriyorsan ben onu vermek isterim açıkçası. Bak şimdi ya, Allah. Hayır Reha amca, vallahi başka türlü benim gönlüm razı gelmez. Tamam tamam, biz bir şekilde hallederiz. Şimdi bana müsaade geçler. O zaman iyi akşamlar. Seda kızım, hadi sen de hazırlan, seni de geçerken evine bırakayım ben. Yok Reha amcacığım, teşekkür ederim. Ben zaten okul notlarını almak için gelmiştim Nezihlere. Kendim dönerim, önemli değil. Tamam kızım, ne alacaksan al, ben seni beklerim. Hem evde yalnız kalmaktan korkuyorsan bizde de kalabilirsin. Tamam o zaman geleyim. Acil konuşmamız lazım. Tamam. Selam.
Seni uyandırmaya kıyamadım. Okulda görüşürüz. Ben de seni çok seviyorum. Canım. Haluk abi. Ne oldu Nezih? Kiralık ilanı asıyorlar. Yapma be. E sen benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Galiba. Sen de Reha amca evi bizimle birlikte kiraya veriyordur diye mi düşündün? He, ben de öyle mi düşündüm? Öyle düşündüm. E ben de öyle düşündüm. Yapar mı yapar? Zaten beni bu kadar çabuk affetmesine ben bir kıllandıydım. Pardon. Neresi kiralık acaba? Kapıcı dairesini kiraya veriyoruz. Bir dakika. Kapıcıya ne oldu? Kapıcıyı nereye gönderiyorsun? Zavallı emekçi kardeşimin dairesini niye kiraya veriyorsunuz? Kapıcıya ne oldu? Kapıcıya ne oldu? Ne oldu? Kapıcıyı tazminatını verip yolladık. Niye ki ya? Allah Allah. Sana ne kardeşim? İhtiyaç yoktu gitti. Herkes bundan sonra başının çaresine kendi bakacak. Kira gelirini de apartmanın ihtiyaçları için kullanacağız. Haluk abi. Tamam bir sakin ol ya. Sakinim bir şey yok. Haluk abi. Biz mi tutsak bu evi be? Ha? Ekonomik olur. Güzel olur. Kimseye muhtaç olmadan be abi. Yok. Yok. Biz değil yani. Bize ne gerek var oğlum? Bize Reha Bey vermedi mi evi? Verdi. Bize gerek yok da. Ben daha çok Ömerliler için düşündüm. Şöyle hani bize yakın olurlar. Güzel güzel, ucuz ucuz, hesaplı hesaplı tutarlar. Hem de komşu oluruz hesabı. He mi? Ömer kalmaz bu evde be Haluk abi. Ben tanıyorum bizimkini yani. Bir de şimdi yeni evliler Bodrum dairesinde mi kalacak? Haluk abi sen de. Hadi kaçalım. Yürü. Hadi. Hadi oğlum hadi. Davetiye mi bekliyorsun lan? Sür sür. Uyanalım uyanalım hadi. Sen de mi uyuyamadın? Uyuyamadım ya. Rüyamda evin her tarafından insanlar çıkıp üstüme geliyordu. Allah Allah. Pek hayıra da benzemiyor ama. Hayırdır inşallah. Sen niye buradasın? Uyuyamadım hiç gece. E zaten yol mol. Sonra da Ömer takıldı aklıma. Nasıl oldu böyle bir şey abi? Bir de şimdi... Yani ne yapmak lazım bu çocuğu kendine getirmek için? Bulacağız bir şeyler. Oğlumu onların eline bırakacak değilim. Abi, ben diyorum ki şimdi atlayıp gideyim bulayım bunu okuldan sonra. Şimdi ben yeni falan da geldim ya böyle tatlı tatlı bir konuşayım. Hem bakalım kendisi bana nasıl anlatacak bunları. Bul da konuş. Gör ne kadar sabit fikirli olduğunu. Beyni yıkanmış oğlum, beyni. Günaydın. Günaydın. Çok bekletmedim bunları. Önemli değil. Görüşmek istemene şaşırdım. Ben dün bana verdiğin CD'yi izledim Taner. Bütün gece de düşündüm. Haklısın. Senin yerinde olsam ben de bizi şikayet ederdim herhalde. Ya hak verdin demek. Bu aynı zamanda bir özür dilemek mi oluyor? Pek anlamadım da. Evet. Ben gerçekten arkadaşlarım adına senden çok özür dilerim Taner. Yani aslında bütün suçlu da benim. Ben öyle korkup panikleyince onlar beni yanlış anladılar. Sadece beni korumak istediler yani hepsi bu. Bir dahaki sefere saldırmak yerine önce konuşmayı deneseler onlar için daha iyi olacak. Hiç olmazsa ceza almazlar. Taner lütfen. Taner bak ne olur. Onları suçlama yani affet. Ya ikisi de zaten çok kötü bir dönemden geçiyor şu an. Ben de öyle yani anlatmıştım sana. Tamam
Kabul ediyorum, aptalca davrandık. Biz özür dilerim. Peki. Madem ısrar ediyorsun, bir şans tanıyacağım onlara. Senin hatırın için. Çok teşekkür ederim. Ama bir şart var. Ne şartı? Bir akşam birlikte yemek yemek istiyorum sadece. Ne demek oluyor şimdi? Ben anlamadım. Seda, lütfen. Bir kez daha yanlış anlamayalım birbirimizi. Ben sadece beni biraz daha yakından tanımanı istiyorum. Çok kötü bir başlangıç yaptık, öyle değil mi? Ben olanları unutabileceğimiz bir barış yemeği istiyorum. Çünkü biz senin arkadaş olabilirdik. İki iyi arkadaş. Haksız mı? Gözlerin Ömer'i mi arıyor? Çıkmadı mı daha dersten? Yok, göremedim ama dersten sonra görürüm belki. Hı. Kızım tabii görürsün. Allah Allah, görürsün tabii. Takılmasana buna. Dün akşam ne konuştuk biz? Ha? Aa. Gel Allah dersine. Kalk dersine. Hadi 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 hadi. Bizim öbür derse daha 2 saat var. Biz mecburen oyalanacağız yani. Ha, tabii. İyi tamam, ben derse gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Hadi. Merhaba bacılar, boş mu oturabilir miyiz? Ya tabii, bir de soruyorsunuz ya, merhaba, tabii ki oturun. Merhaba Reyhan kardeş. Alo, halacığım. Alo, Ömer. Ya nasıl yakalarlar adamı? Niye aramıyorsun beni Hınzır yeğen? Nasıl özledim seni? Hadi kaçta bitiyor dersin? Seni gelip alacağım okuldan. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi İstanbul'da mısın? Evet, kanlı canlı İstanbul'dayım. Dün gece geldim. Hem sen benden habersiz neler çevirmişsin bakayım? Bir şeyler duydum, şaştım kaldım. Yok be hala, öyle değil o mesele. Muhtemelen sana babam anlattı, o da kendi bildiği gibi anlattı. Tamam Ömer'im, ben de senden duymak istiyorum zaten. Hadi, kaçta geliyorum? Hala, ben seni birazdan arayayım mı? Gelmene çok sevindim. Gerçekten arayacağım. Tamam? Tamamdır. Aha, ben aldım ama boştu değil mi? Kaptanınız Ömer geldi. Ayşem nerede? Derse gitti. Hadi ya. Of, yine kaçırdım. Dostum, bana bak, kızı yakalayıp sakın kafasını falan karıştırma, tamam mı? Sınava yetişti kız. Ayrıca sınavdan çıkınca yan binada derse falan gidecek yani. Seni görürse eğer, avuç içi kadar çalıştığı o ders var ya, pof diye gider ona göre. Öyle mi dersin? Öyle derim tabii canım. Güven bana, aynen öyle ya. Ayrıca bütün akşam seni düşündü ya. Arpacı kumrusu gibi seni düşünmekten ders çalışamadı. Şahidiz biz. Aha. Canım benim ya. Üzüldüm şimdi. Üzülme, üzülme. Üzülme canım. Alışacak illaki. Değil mi? Hem sen niye heyecanlı geldin enişte? Mevzu ne? Heh. Arkadaşlar. İşimden ilk avansımı aldım. Tebrikler. İşte bu. Çak be müdür. Şimdi bir ev kaldı. Ya aslında bir daire var ama. Şimdi Nezih, onlar bodrum katında oturmak istemezler falan filan dedi. Bodrum katı çünkü daire. Ama ben yine de sana bir söyleyeyim, şansımı deneyeyim dedim yani. Yok abi, bodrum modrum gerçekten fark etmez. Ya bizim bir yuvamız olsun artık. Ben sadece onu istiyorum. Nerede? Şeyde ya, burada okula yakın yani. Hadi ya. He. Şimdi gidelim mi? Gidelim mi? Var ya, bu sefer içimden bir ses evi bulduk diyor.
Gidelim o zaman. Hadi gidelim evi görelim o zaman ya. Gidelim abi. Hadi. Siz de gelin. Olur. Bir kadın gözüyle değerlendirirsiniz, fikrinizi söylersiniz. Olursa var ya, çok güzel sürpriz olacak Ayşem'e. Değil mi? Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Nezih gelin. Areha, hani evden çalışacaktın, çıkmayacaktın bugün? Abi bir şey söylesene. Eda. Efendim? Söyle o Nadide'ye. Bankadan çektiği parayı nereye harcadığını söylemeden onu dinlemeyeceğim. Abi yapma ne olur. Ama Eda boş ver muhatap olma. Kimseye hesap falan verecek değilim ben. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık bundan sonrasını keyfi bilir. Hoşça kal. Buyurun Ömer Bey. Burası mıymış ya, ha? Burası işte ya, biz üst katında oturduk ya Nezih Brader'imle. Burası onun alt katı işte. Yok, ay burası bana baskıntı verdi. Yani hem bastı hem sıkıntı verdi. Tüh ya. Ya biz boşuna bir şey ettik geldik buraya o zaman. Ya dönelim o zaman. Hadi dönelim. Tamamdır. Tutuyoruz. Tutuyor musun? Oğlum bir acele etme dur. Yaşanmaz burada Ömer. Bu halde yaşamayacağız herhalde Nezih. Bak şimdi bir düşün. Duvarları güzel çizim para yapıp böyle alçı sıva. Burayı da bodrum mavisi yaptık mı? Bir dakika şimdi buraya zaten başka mavi olmaz ki. Ya buraya tavan arası mavisi olamayacağına göre bir düşün. Otomatikman bodrum mavisi ya da yangın mavisi. Maviye çalardı gözde. Şaka yapıyorum ben ya. Siz bana bakmayın devam edin hayata. Sonra şöyle renkli perdeler düşün. Ondan sonra şuraya bir koltuk, şöyle minderler, duvarlara da çerçeveleri astık mı? Tamam, ben olayı gördüm. Ben burayı tutuyorum. Kapora vereyim isterseniz hemen şimdi size. Şimdi tabii adam mimar adam sonuçta. Yani gördüm diyorsa vardır bir bildiği. Bitti. Haluk abi biz de mimarız da ben göremedim. Sen mimarsın, o mimar. Bakış farkı. İnanmıyorum ama ya tutuyor resmen. Hani bize soracaktı, kadın kafası falan demişti. Vallahi bilemiyorum. Akşama kontratı yaparız değil mi? Hayırlısı olsun, buyurun. Teşekkürler. Ben burayı 3 günde adam ederim, Ayşem'e de sürprizi yaparım. Kim bana yardım etmek ister? Sence? Burası en az 4 iş günü alır ama ben de varım. Biz de varız. Yarın cumartesi nasıl olsa bir gün okula asalım ne olacak? Ha, yarın pazar. Boşuz biz. Vallahi oldu bu iş ya, yaparız tabii. Reyhan, Ayşem'e bir şey söyleme tamam mı? Sürpriz yapacağız. Ya niye özellikle bana söylüyorsun? Tamam, söylemem sürpriz enişte. Niye bunu diyor? Yürü. Tamam şunu şuraya çekeceğim. Pardon. Yürü, çabuk. Neden senin olsun bende ne varsa istemem mutluluğu senden uzaksa al senin olsun bende ne varsa istemem mutluluğu senden uzaksa ver bana dert olacaksa gönlümde başka aşk yer bulacaksa
Bahtını baktım hırm, kaderi yaptım. İsterim ömrüm seninle son bulacaksın. En büyük mutluluktur sevilir sevmek. Zor değil bir gönülde yer bulabilmek. Yaşamak rüyasında gerçeği görmek. Sanki yaşamamın sebebi sensin. Sen benim bahtımı yazan kadersin. Sanki yaşamamın sebebi sensin. Sen benim ömrüme gülen kadersin. Batmayan bir güneş doğdu ufkumda. Sen benim gecemi gündüz edensin. Bu alem gülmeyi senden öğrenmiş. Sen aşkın en güzeli aşkla verensin. Aşık aşık dalarsan nasıl bitecek bu işler ya? Affedersin, haklısın. Ömer! Canım benim ya. Dur bir bakacağım sana. Oğlum bu ne? Ne yapacağız oğlum seninle? Bu ne yakışıklılık? Ay be, bu ne? Saçın da boya olmuş. Boya mı olmuş? Ha, mimar değil misin oğlum sen? Badanacılık mı yapıyorsun? Tamam ben hallederim. Hadi oturalım. Bakmaya doyamıyorum oğlum sana. Tamam, buyurun. Buyurun. Sen tatile mi geldin? Ben telefonda öyle anladım. Demelli. Kesin dönüş oğlum. Kim böyle oturuyordum. Baktım etrafıma. Kim bunlar ya? Ne yapıyorum ben burada? Gittim eve bavulu topladım. Estim geldim. Vay be. Zamanında esmişti gitmişti. Şimdi esti döndün demek. Ya çok sevindim gelmene biliyor musun? Hoş geldin. Yapamadım oğlum. Özledim. Niye gittim ki ben? İşte boşanmadan sonra yeni bir hayat filan. Bambaşka biri. Ama olmuyormuş öyle. Bilmez miyim? Ya benim fazla vaktim yok. Buradan bir düğüne gitmek zorundayım da.
Ne düğünü be? Ben düğünde fotoğraf çekiyorum. Çalışmaya başladım. Hayret, babam bundan bahsetmemiş herhalde. Bu ne oğlum? Bu ne? Hiç yakışmamış eline. Nasıl böyle bir şey yaptın ya? Aklım almıyor. Ya hala, bak zaten annem babam beni bu konuda yeterince boğdu. Lütfen sen beni anlamaya çalış, olur mu? Ömer. Seni şu hayatta en iyi kim anlar? Ha? Ben anlarım oğlum. Ama ben bile şaştım kaldım. Ya oğlum, evlilik dediğin şey öyle yangından eşya kaçırılır gibi yapılmaz. Hem hadi seni geçtim, delikanlısın filan. Ya nasıl bir kız böyle haydi hoppa diye evlenir ya? Allah, lütfen bak. Hayır efendim, hayır Ömer efendim, dinleyeceksin. Böyle bir evliliğin insana neler yapabildiğini en iyi ben bilirim. Bak abimin baskısı yüzünden gittim evlendim. Evet biliyorum. Ne oldu sonra? Ben kendime ettim oğlum. Mutlu da olamadım, yürümedi de. Bak tırıs tırıs döndüm. Sen de şimdi gitmiş, sırf inat için bir evlilik yapmışsın. Benimki seninki gibi değil. Ben evlendiğim kişiyi seviyorum. Peki sen, Reha Karatepe'nin oğlu olmasa, o kız seninle böyle çarçabuk evlenir mi? Ha? Ay ay. Allah Allah. Canım çıktı Fatih. Ay benim de. Bütün boya canım çıktı ya böyle yukarı bir aşağı bir batana. Şşt! Bana bak. Ne o? Hiçbir şey çaktırmak yok, tamam mı? Çaktırma. Ya ben çaktırmıyorum, merak etme. Hiçbir şey sorma. Tamam. Ayşem. Hah. Siz mi geldiniz? Nerede kaldınız? Niye bitmedi? Ben temizlik yaptım bütün gün. Çok sıkıldım. Ek ders niye bitmedi? Bu kadar sürdü. Başınız şişmedi mi sizin? Şimdi biz tuttuk, tamam mı? Renk saç sen onu boyamaya çalışın. Ay canım. Canım. Oy. Canım. Başım o kadar şişti ki. Çok fena. Çok yoruldum ben. Gidip yatayım. Uyana. Uyanık. Fahriye. Ha? Bu ek ders ne dersi olabilir acaba? Ben onu çok düşünüyorum şu anda. Hı? Resim dersi olabilir mi mesela? Yani ellerinde boyalar. Elinde boya var. Mavi. Boya. Abi. Boya mı? Yıkayım ben bunu. Yıkayım. Tövbe estağfurullah. Şu anda hiç tanımadığın bir kız hakkında tamamen ön yargıyla konuştuğunun farkında mısın ama? Evet. Ya tamam belki haklısın. Ama bak ben gittim geldim filan. Ne öğrendim şu hayatta biliyor musun? Meğer o ön yargı dediğimiz şeyler tecrübelerden oluşuyormuş. Öyle hiçbir şey bambaşka olmuyormuş bu hayatta. Her şey aynı oğlum. Ya benim iştahım kaçtı. Fazla vaktim de yok. Bak ben seni birkaç gün içinde eve davet edeceğim. Ayşem'le tanıştıracağım. O zaman bu söylediklerinden pişman olma diye bu konuşmayı kısa kessek daha iyi olacak. İnan bana. Ömer. Tamam. Ne gidiyor musun? Gidiyorum. Ömer. Sakın yapma. Hala, kusura bakma. Yani bu konuşmaları Ayşem'i tanıdıktan sonra yapsak daha iyi olacak. Tamam. Kendine iyi bak. Hoş geldin. Demedik.
böyle yüzü biraz beyaz ya, yüzünüz beyaz olunca beyaz değil mi? Yüzü beyaz. Bunlar bu dizide mi oynuyormuş? Ay diline yandı. Kızım Beti benzi bozuk bozuk. Yani böyle canı yok canı yok. Ondan böyle içi geçince bayıldı ya. Sen böyle şekerleme yersen yakacaksın. Ayşe. Güzel, yani ondan dolayı bayıldın sen. Ya ben böyle bir düşünüyorum da kendi kendime yani. Mesela diyorum. Hani böyle küçücük bir ev olsa, minik, ufak, masmavi duvarları olsa falan. Hayal ediyoruz. Hayal. Yani diyorum ki o evin o mavi duvarlarına acaba perde olarak ne renk olurdu? Bilmiyorum. At kafadan be bir şey. At. At kafası. İşte şimdi yandı. At kafası. Kız bunu ne yapıyorsun? Yani at kafası desenli perdeler. Böyle küçüklü büyüklü at kafaları düşün. Öyle desenli. Gerizekalı. Gerizekalı. Dur bir gerizekalı. Ne diyorsun Ayşe? Nasıl olur perdeler? Yani olabilir. Mavi ise kırmızı olabilir mesela. Çiçekler olabilir. Güzel olur. Kırmızı çiçek diyorsun. Diyorum da niye ki? Niye ki? Niye ki? Biz dergide gördük bugün. Böyle çiçek desenli yer minderleri böyle yine çiçekli perdeler falan. Hoşumuza gitti de ondan onu diyor. Tabii hoş olur yani perdelerle minderler aynı olunca böyle güzel oluyor. Doğru valla öyle olur çok da güzel olur. O zaman biz yatalım ya. Ama yarın erken kalkacağız daha saat kaç oldu? Yani ben anlamıyorum ne oluyor tatil yarın niye erken? Ne? Reho'nun kuzenine gideceğiz. İşleri varmış, yardım edeceğiz. Oo, yani yapmamız lazım. Yürü. Benim dizim bitmedi daha ya. Ama merak etme, herkes iyi. Bitti. Aa, bitti. Daha bitti, şak diye bitti. Hadi yürü. İyi geceler. İyi geceler. Bitti. Selam. Ben sana bir şeyler hazırlayayım, bir şeyler. Dur. Hiçbir şey yapma. Ben aç değilim, bir şey istemiyorum. Yorulmadım, öleceğim. Bu çekim işleri ne kadar zormuş ya. Olsun, yarın tatil bol bol uyuruz. Nasıl uyuyacağız Ayşe? Yarın yine iş var. Ne iş? Katalog işi var ya hani. Ha, şu şey yeni iş. Elimi tut. Hı? Kalkamıyorum. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gel. Uyuyalım mı? Hı. Yanaş biraz, yanaş. Tamam da. Ya ne yapıyorsun? Hadi daha taşıyacağız. Biraz ara verelim abi. Bütün yük bendeydi çünkü. Ne kadar hızlıymışsınız ya. Hemen alıvermişsiniz eşyaları. Abi sağ olsun Nezih birkaç parça bir şey getirdi. Ceketi de ben aldım. Daha yeni. Süper. Güzel. Ben bir şey getirmedim be abi. Annem evlendi ya. Evde 2-3 parça eşya kalmış. Onları getirdim. Ben de ayıp olmazsa 2 tane tabure getirdim. Abi niye ayıp olsun? Her şey lazım. Kork. Daha hadi dışarıda taşınacaklar var. Nezih hadi. Hadi. Tamam. Nezih. Hadi. Çayımız da geldi. Şükürler. Şeker buydun kızım, sağ ol.
Ben şeker bıraktım biliyor musun artık? Şeker içiyorum. Buranın simitleri de bir değişik. Bizim onunkine benzemiyor. Benzemiyor. Ben Ömer de gelir, onun da yüzünü görürüm diye düşünüyordum ama... Ömer çalışıyor, o yüzden gelemedi. Çalışsın kızım. Bırak çalışacak da var. Benden kız aldı, ne yapacak? Çalışacak. Çok çalışıyor zaten. Gündüzleri okula gidiyor, geceleri çalışıyor. Katalog işte çekimleri vardı, iki tane de düğün çıktı. Ne düğünü bu? Söyledim ya düğünlerde fotoğraf çekiyor diye. Gece çok geç geliyor, uyku da uyuyamıyor. Sabah da ben uyanınca bir bakmışım yok, gitmiş. Yavrum bak bakayım sen bana biraz. Ne oldu, senin bir derdin, bir sıkıntın mı var? Ha? Bana söyleme diye. He Ayşe? Yok babacığım. Varsa söyle kızım, bak böyle bir üzgün görünüyorsun. Ha? Bu görüşeme işinize falan mı takılıyorsun? Yok. Ondan değil. Ha. Yorulacak tabii kızım, Allah Allah. Yorulmadan kimseye ekmek yok ki bu hayatta. Bak ben kaç yaşıma geldim. Ben de yoruluyorum. Hala çalışıyorum. Ne yapacağım? Değil mi? Tabak çıktı ya. Biz getirmiştik. Ya Ömer, hani gönül isterdi ki böyle 216 parça porselen çeyizlik takımınız olsun yani. Böyle de güzel be işte bak, rengarenk falan ha. Güzel tabii canım, ne gerek var? Kolay gelsin. Sağ ol. Bu ne? Ya çok önemli şeyler değil. Nezih evden ne getirebilirsen getir dedi. Ben de öyle işte birkaç bardak, çatal, bıçak falan koydum. Ne gerek vardı ya? Alayım ben onları. Enişte ver, ver. Ver bakalım. Oo! Vallahi kız tarafına karşılık erkek tarafından çatal, bıçak seti gelmiş yahu. Teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Ya bu arada ev hiç fena değilmiş ha yani. Güzelmiş, gayet güzel. Güzel tabii. Tabii güzel bacım, ne olacaktı ya? Kötü mü olacaktı bir de? Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Bu eve kötü diyen hayatının hatasını yapar. Ben sana o kadar söyleyeyim bak. Nezih nerede? Abim Reyhan'la alışveriş çıktı. Reyhan'la? Reyhan abla olmasın o sakın. Abla niye diyeyim ki? Kardeş değiliz, bir şey değiliz. Ben gidecektim aslında ama abim sen taşıyamazsın dedi, kendi gitti. Öyle mi dedi küçük bey? Yoruldun mu Nezih? İstersen yardım edebilirim. Yok ya. İyiyim ben, sen. Gel gel, yardım edeyim gel. Ya Ömer bu kasaları niye istedi ki acaba? Neye falan gerek yok, ben taşırım ya. Bana eziyet olsun diye. İstememiştir abi. Vardır bir bildiği. Ya bu Ömer ne kadar romantik biri ya. Ya bence her eve bir tane Ömer lazım. Oha! O kadar değil. Her eve fazla. Yok yok, öyle deme. Bence her kızın hayalidir Ömer gibi biriyle evlenmek, yuva kurmak. Ay ne kadar romantik ya. Abi evlilik çocuk oyuncağına benzemez, tamam? Ev ister, iş ister. Para ister. Hani bunlar yoksa o romantizm o pencereden uçup gider abi. Bir dakika, bir dakika. Şişt, bana bak. Sen üstüne mi alındın acaba? Alınma. Hiç üstüne alınma zaten. Senin ne kadar romantik biri olduğunu öğrendik geçen akşam. Nezih kardeş. Hiç üstüne alınma. Benim sözüm meclisten dışarı, dışarı. Abi ben hiçbir şeyi üstüne alacak durumda değilim. Almışsın zaten alacağım kadar. Ömer ne kadar romantikse sen o kadar değilsin. Ay nasıl arkadaşsınız anlamadım ben ya. Acaba sen sinirlenmeye yer mi arıyorsun Reyhan? Ben kendime hiçbir yer falan aramıyorum. Fikrimi söylüyorum diye sinirlendi mi oluyorum şimdi?
yaşı erkeksin ya. Hadi hohoy yiğidim aslanım. Canım canım. Git. Git. Ceyhan. Ceyhan. Ya sen beni yanlış anladın. Ceyhan. Senden hala bir haber çıkmadı da bir sorayım dedim. Ben aslında şu an pek müsait değilim. Anladım. Benim senin için hiçbir değerim yokmuş meğer. Öyleyse arkadaşların da benim için bir anlamı yok. Pazartesi savcılığa başvurabilirim. Yediğim dayağın acısı çıkmalı birilerinden. Tamam, tamam bak. Lütfen bekle beni. Benim sadece biraz işim çıktı, o nedenle arayamadım seni. Şimdi hemen arayacağım, tamam mı? Sen ne olur beni bekle. Tamam. Sana güveniyorum. Ben kusura bakma pek yardımcı olamadım size. Şimdi de bir işim çıktı. Hani gitsem problem olmaz değil mi? Git git. Önemli değil. Zaten Nezihler gelecek birazdan. Ama kal dersen de kalırım gerçekten. Git git sen işine bak. Sen şimdi git yeni düğünler bağla ki bana da iş basla. Vallahi şimdiden bütün para bitti haberin olsun. Tamam. Merak etme. Ya izninizle ben kaçıyorum. Birkaç işim çıktı. Kolay gelsin. E görüşürüz. Dükkan işleri babacığım. Ne zaman açılıyor? Merak ediyorum artık. Görmek istiyorum. Az kaldı yavrum. Bitirmek üzereyiz. Birkaç gün açarız herhalde. Ömer ne zaman geliyormuş fotoğraf çekmeye? Neyse, ne fotoğrafı? Safiye yengem istemiş ya. Fotoğraf çeksin, reklam olsun. Öyle mi? Hiç haberim yok benim. Bilmiyorum. Allah Allah. Ha kızım bak, unutmadan söyleyeyim. Yarın akşam geliyorsunuz değil mi amcanlara? Ömer'e söyle, o da işi varsa da ayarlasın. Mutlaka gelin, çok ayıp olur yoksa. Bak Furkan askerden dönüyor. Yengen de bir haftadır bu gece yazılıyor. Yani ben söylemesine söylerim de çalışıyor ya şimdi. Ben gelirim ama Ömer gelebilir mi bilmiyorum babacığım. Anladım. Ayşem. Güzel kızım, yavrum benim. Aranızda gerçekten bir sorun yok değil mi? Ha? Varsa söyle bana. Söylersin değil mi? Tamam. Oğlum, güzel babacığım. Güzel yüzlü benim. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar, ben trafiğe kalmadan çıkayım diyorum. Kumaşları da aldım, ha? Ya senin kuzenine de ayıp oldu. Böyle emrivaki yapar gibi. Ya yok. Ömer işte ne diyorsun ya? Makine orada boşta duruyor. Ayrıca iki oda ne olacak ki? Ben yarına kadar bitiririm bunları. Problem değil yani. Bana bak Reho. Ayşem'e bir şey çaktırmak yok, tamam mı? Sakın çaktırma. Ya tamam. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Hoşçakal. Görüşürüz. Ömer birader, burada yapılacak bir şey kalmadı. Ben gideyim. Bu gece de gitmezsen biliyorsun karım bana bağır 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 bir hal olur. İzmit yolda uzun anca gider. Yine de yapılacak, affedersiniz. Yine de yapılacak bir şey olursa alo de telefonumu açık verin. Bir şekilde kalkar gelirim yanına. Abi her şey için sağ ol. Hadi hadi ne demek ya? Zaten gerisini ben hallederim, bir şey kalmadı. Kabası bitti. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi Nezih birader. Haluk abi sakin sakin.
biz de yavaştan kaçalım artık. Semih hadi abi. Semih kime diyorum? İyiydik. Lan başlarım sana da keyfine daha iyiymiş. Kalk. Yürü önüne bak önüne. Çık yukarı. Kime çektiyse bu. Ben de gideyim artık. Devam ederim ben. Ceyhan. Ayşe'mi sakın bir şey söyleme tamam mı? Ya tamam. Nezih. Nezih. Ya. Ne yapıyorsun sen burada? Niye gitmedin? Ya buna başladım bugün. Artık bitireyim yarına kalmasın dedim. Bugün bütün kasaları sana taşıttım diye küstün mü bana? Yok. Hiç mi? Biraz. Aa. Acık. Ya. Küsmedim. Çocuk muyum ben ya? Ay, tamam. Eğer sen de yardım edersen... ...bir de acık bir küslük varsa... ...bunu silelim kayıtlardan. Tamam. Bir deneyelim bakalım. Acık. Denemekten zarar gelmez. Gerçek. Hadi. Çekiç sesleri de kesildi. O kesin bir yerlerde Ayşem'le konuşuyordur bence. Dur ben bir bakayım da bizi gitti sanıp gitmesin. Dur. Ay, Nezih. Ömer gitmiş. Hadi ya. Hadi toparlan biz de çıkalım o zaman. Bu mümkün değil çünkü kapıyı kilitlemiş. Ara hemen dönsün o zaman. Arayamam çünkü telefonumu evde unuttum ben bugün. Reyhan ne diyorsun? Ben de benimkini boyaya düşürdüm ya. Hayda. Dur bakayım. Gelmene sevindim Seda. Bir an ümidimi kaybetmiştim doğrusu. Beni zorunda bıraktın Taner. Onun için buradayım. Yani arkadaşlarım için geldim buraya. Evet ama sen gelmesen bile ben mahkemeye falan gitmeyecektim. Ben sadece o gün yaşanan olaylardan sonra
seninle tekrar görüşebilmek için bir bahane bulmak istedim. Hadi ya. Çok sağ ol gerçekten. Keşke bunu doğru düzgün sorsaydın bana sadece. Evet der miydin? Bilmiyorum. Dikkat etsene. Pardon. Ben çok acıktım Reyhan. Ben de. Yani şu an böyle karışık, büyük boy bir pizza için her şeyimi verirdim. Ya biz bütün gece burada mı kalacağız? Öyle görünüyor. Hayat hikayeni anlatmak ister misin? Hem biraz zaman geçer. Sen benimle alay mı ediyorsun? Hayır. Düpdürüstüm vallahi. Hayır, anlatmak istemiyorsan. o zaman yatıp uyuyalım bari. Biz ikimiz iki kişi koca hepsi baş başa nasıl? Hı. Aç ara su çekyatı. Hı. Senin için. Yani sen çekyatta yatarsın yalnız. Şimdi ben de şu kilimi hazırım arka odaya. Geçerim. Yani istersen. Hani o da bir şey yer. Yavaş. Biz ne olacağız? Oğlum. Oğlum sen ne arıyorsun orada ya? Ay, kalbim duruyordu ya. Ya ben tam gidiyordum. Tam dönmüştüm ki Ömer abi birden çıkıp kapıyı kilitledi. Niye ses vermiyorsun Semih sen? Oğlum sen bizi mi dikizliyorsun, bizi mi dinliyorsun ya? Yakışır mı delikanlı adama? Ya ben sizi rahatsız etmeyeyim dedi. Yaslandım şuraya, uyuyakalmışım. Ne sandın ki sen? Dediğim gibi, tek istediğim sana kendimi doğru anlatabilmek. Yani sen çok güzel bir kızsın. Senin gibi biri nasıl böyle yalnız olabiliyor anlamıyorum. Teşekkür ederim. Ama galiba bilmen gereken bir şey var Taner. Neymiş o? Ben arkadaş aramıyorum. Yalnız olduğum için mutsuz da değilim. Hatta tam aksine. Şu an halimden çok memnunum. Saçmalama. Kim sever yalnızlığı? Asıl mesele benden hoşlanmamansa bunu açık açık söylemeni isterim. Yok. Meselenin seninle bir alakası yok. Zaten ben şu an birinden hoşlanıp hoşlanmadığımı anlayacak durumda bile değilim. Ne demek bu? Taner. Ben en yakın arkadaşım aşığım. Başkasını seviyor. Hatta onunla evlendi. Anlayacağım ben zaten yeterince üzgünüm. Ne olur sen de buna saygı göster ve beni yalnız bırak olur mu? Ona dair hala bir umudun mu var? Seda, bırak gitsin. Gönder onu kalbinden. Bir kez olsun etrafına bir bak. Bana bak. Senden ne kadar hoşlandığımı anlamıyor musun? Taner yeter. Yeter. Lütfen duygularını kendine sakla olur mu? Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Seda. Bak. Ben buraya gelerek sözümü tuttum Taner. Şimdi sıra sende. Sen de verdiğin sözü tut olur mu? İyi akşamlar.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Ahşam ne oluyor ya? Yok bir şey. Bir dakika, bir dakika. Sen beni çok mu özledin? Çok özledim. Ben de seni özledim. Hadi geçelim içeri. Sağ ol. Geç. Kızlar nerede? Kızlar yok, gittiler. Ben korktum bir de evde yalnız kalınca. Korkuyorum. Korktun mu? Niye? İşte Fahriye kuzenine gitmiş. Reyhan da telefonu evde bırakmış. O da kuzenine gitti herhalde. Pazar ya, yalnız bıraktılar öyle. Hadi ya. Yani haber vermesi gerekiyor. Ama önemli değil. Sen geldin ya. Aç mısın? Sana bir şey hazırlayayım mı? Tokum. Ayşem. Biliyorum bana kızıyorsun böyle beraber yemek yiyemiyoruz diye. Ama çalıştığım yerde yemek veriyorlar. Ben de yiyorum, tok geliyorum. Haftaya bunun acısını çatır çatır çıkaracağız. Söz. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Söz mü? Söz. Hı? Söz. Ömer. Bak yarın... Bak ama sakın, bak şimdiden söylüyorum. Yarın Furkan abim geliyor. Amcamlar bizim bekliyor. İşim var deme, ne olur deme. Yarın bunu deme lütfen. Tamam, biliyorum sabahtan çalışacağım ama akşama yetişirim. Bir sonraki pazarda sabahtan akşama beraberiz. Tamam mı? Tamam. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum, çok özlüyorum. O yüzden çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de özlüyorum. Senin de fazla vaktini almayacağım. Zaten az zamanım var. Benim yaşım, senin yaşının nereden baksan en az 3 katı. Bir de hayat tecrübesi denilen şeyi de hesaba katarsan... Bir 15'te falan çarpman lazım. Ama neyse, onun da bir önemi yok. İnsan yaşarken biraz etrafına dikkatli baksa zaten bir hayat tecrübesi de oluşuyor. Ben anlayamadım ne demek istediğimizi. Yani senin bu bir haftadır pek eve gitme işinin... sanki evden biraz uzak durmaya çalışıyormuşsun gibi bir şeyi var gibi geliyor bana. Ne bileyim, ben öyle kurdum kendim kendime. Sanki bu eve geç gidişlerinin falan işle pek bir ilgisi yok. Ayşem'le ilgili bir sıkıntım var evladım. Yani bizim bilmemiz gereken bir şey varsa... Var. Bilmeniz gereken bir şey var. Ya öyle mi? O zaman... Sen söyleyeceksin, ben de öğreneceğim. Tamam ama benim söylemeden önce size göstermem gerekiyor. Hemen kalkalım mı? Olur mu? Ha, nasıl? Buradan mı? Evet. Tamam. Kalkalım. Peki. Hesabı isteyeyim ben. Bakar mısın evladım? Bizim hesabımızı verir misin? Buyur babacığım. Burası. Ne burası? Anlamadım. Niye geldin biz buraya? Ben bu evi tuttum Nail baba. Yalnız Ayşem'in haberi yok. Ona sürpriz yapacağım. Ya. Ya evet. Buyurun. Yani arkadaşlarla bir sürpriz. Kalanlar varmış burada. değil mi Nezih? Nezih. Uyansana oğlum.
Ömer amca, Nail amca hoş geldiniz. Hoş. Ya biz burada şey mahsur kalmışız. İyi ki geldiniz. Yiyecek bir şey var mı? Yani... Arkadaşlar, ben geldim ya. Nail amca, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol kızım, sen nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. Ya Nail amca, sen buranın böyle gözüktüğüne sakın bakma ha. Bak, perdeleri hallettik. Ah, minderler de şuraya gelecek işte. Burayı böyle şirin bir yer yapacağız yani. Sen hiç merak etme, tamam mı? Oo Reho, erkencisin. Gözlerim yaşardı. Bana bak, Ayşe'ye bir şey çaktırmadın değil mi? Yo, çaktıramadım ki. Nasıl? Ayşem beğenir mi sizce? Ha, beğenir, beğenir tabii oğlum. Beğenmez olur mu? O ne kelime? O kadar düşünmüşsün. Siz de el ele verip güzelleştirmişsiniz, çalışmışsınız. Beğenir tabii. Beğenmez mi? Gideceğiz. Biraz geç kalacağız ama gideceğiz. Merak etme. Ama söylesene. Birazcık bekle. Birazcık sabır. Hadi. Dur. O yol babanın tuttuğu eve giden yol değil mi? Oraya mı gidiyoruz yine? Evet, bu yol o yol ama biz oraya gitmiyoruz. Nereye? Birazcık bekle. Birazcık. Hadi. Hadi. Yavaş, tamam. Dur, sakın dönme. Tamam, dönmüyorum. Dönme. Bir saniye. Dön. Ömer, gerçekten ne yapıyorsun? Söyler misin? Sinirleniyorum ama. Tamam, hiç sinirlenecek bir şey yok. Şişt, nereye geldik? Dur, dur. Dur şimdi. Tamam, burada dur, burada dur. Vurdum. Tamam, ellerimi çekiyorum ama sakın gözünü açma, tamam mı? Tamam, açmıyorum. Tamam. Aç gözlerini. Ben şimdi birden böyle ne yapacağımı bilemedim. Hiç böyle programlardaki gibi geldim falan, gözlerim kapalı. Bir garip oldum ben. Haluk abinin de çok emeği geçti valla. Ama yenge çağırdı diye o erken kaçtı ama bana dedi ki... Ay! Alnımızı tarıyla yaptık. Ayşem bacım, güle güle oturun dedi. Öyle dedi. Hatta sonra ben demiştim dedi. Sen mi yaptın her şeyi Ömer? Hep beraber yaptık işte. Beğendin mi? Çok beğendim. He? Artık bize müsaade biz. Sen de benimle geliyorsun. Önüne baka baka Semih Bey, önüne baka baka. Yürü. Sağ olun her şey için. Adamsın. Adamın dibisin. Ayşem. Bir dakika, bir dakika. Sen ağlıyor musun? Ha? Yok. Bir dakika. Yok Ayşem. Bizim evimiz. Bizim evimiz. Bizim evimiz. Bizim evimiz. Bizim evimiz.